Mehmet Tezkan Halk TV.com.tr CHP muazzam sergisi açmış. Sür eşeği Nide'ye CHP İstanbul İl Örgütü 39 ilçede muazzam sergisi açıyormuş. 50 gün önceki fiyatlarla 50 gün sonraki bugünkü fiyatları teşhir edilecekmiş. Hayat pahalılığına dikkat çekilecekmiş. Bunun tek adam rejiminden kaynaklandığı anlatılacakmış. İş işten geçmiş. Anlatsalar ne olur, anlatmasalar ne olur? CHP'nin bu hamlesini duyunca ister istemez geçti borun pazarı süre şeyi niye dedim. Benim gibi yüz binlerin aklında bu atasözü geçmiştir. Seçimden önce bu sergiyi açsalardı Erdoğan bir daha iktidara gelirse 18 liraya aldığınız benzin 35-40 lira olacak diye, 19 lira olan dolar kuru 27-29 lira olacak diye, 20 lira olan domatesin kilosu 40 liraya çıkacak diye ödediğiniz vergiler iki kat artacak diye, her malın fiyatını seçimden sonra ikiye katlayın diye, ekmek bile 12 lira olacak iyi düşünün diye. Sergi düzenlerdi, parkart açsalardı, TV'lere reklam verselerdi. Belki sonuç değişmezdi ama muhalefet sadece CHP değil, İyi Partisi, Saadeti, Devası diğerleri görevini yapmış olurdu. Halkı uyarmış olurdu. Emekli kardeşim kanma, aldanma, aldığın aylık artmayacak diye haykırmış olurdu asgari ücretli, ücretli kardeşim oyuna gelme demiş olurdu. Muhalefet enflasyonun Erdoğan enflasyonu olduğunu anlatamadı. Hayat pahalılığının Erdoğan tarafından keyfi olarak yaratıldığını izah edemedi. Erdoğan sarayında 2021 yılının sonbaharında bir sabah uyandı, rüyasında mı gördü, aklına esti bilemedim ama Merkez Bankası Başkanı'na faizi düşürün, dolar kurunu zıplatın talimatı verdim o gündür bugündür çekiyoruz. O gündür bugündür fakirleşiyoruz. Erdoğan iktidar çevreleri enflasyonun pandemi nedeniyle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle azlığını bütün dünya sıkıntı çektiğini söyledi. Kısmen doğru, kibarca söyleyeyim, kısmen doğru değil. Doğru değil çünkü 2021 yılının Aralık ayında ne savaş vardı ne bir başka kriz. Bizde o ay enflasyon %13.58 oldu. Yani mal ve hizmetler bir ayda 13.5 arttı. Yani hepimiz bir ayda %13.5 fakirleştik. ABD'de aylık değil yıllık enflasyon %9'a çıkınca insanlar panik oldu. Yönetim bir dizi tedbir aldı. Biz umursamadık. Bitmedi. Bir ay sonra Ocak 2023 aylık artış neydi dersiniz? %11.10. Fiyatlar önce 13,5 artıyor, üstüne bir sonraki ay %11 daha artıyor. Dikiş orada patladı. Erkekler için söylüyorum. Pantolonun fermuarları patlarsa dikiş tutar mı? Kadınlar için söylüyorum. Arkadan fermuarlı bluzun patlarsa ne yaparsınız? Türkiye'nin yaşadığı buydu. Hala eziyetini çektiği de bu. Erdoğan enflasyonu. Muhalefet Erdoğan enflasyonu nedeniyle ezildiğimizi, bizi çok daha kötü günlerin beklediğini anlatamadı. Daha doğrusu anlatmadı. Erdoğan enflasyonunun adını koyamadı. Erdoğan ne yaptı? Avrupa aç dedi, marketler boş dedi, insanlar alacak mal bulamıyor dedi, kışın donacaklar dedi, bizde biraz pahalı ama Allah'a şükür doğal gazımız var dedi, dünya enflasyondan kırılıyor dedi. Aslında kırılan Türkiye'ydi ama inandırdı. CHP ve öteki muhalefet partileri seçmene işin gerçeğini anlatamadı. Erdoğan'ın ideolojik takıntısı nedeniyle fakirleştiğimizi doğru dürüst izah edemediler. Erdoğan'ın irrasyonel politika izlediğini tane tane söyleyemediler. Kılıçdaroğlu geçen gün TV'de hadi sıkıysa koy sandığı bakalım ne oluyor anlamında sözler etti. Erdoğan seçimi almak için bel altı bel üstü her türlü yenteme başvurdu. Takiyenin kralını yaptı. 2023'ü aldı. 2028'den önce seçime gider mi? CHP İstanbul'un 39 ilçesinde halka gerçekleri anlatmak için muazzam bir sergi açmış. Süre şeyi nide ederler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.